Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2022 yılı Merkezi Bütçe Kanunu'nun yatırım harcamaları ile ilgili 9. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 12 günlük bütçe maratonumuzun bugün 10. günündeyiz. Komisyon görüşmelerinde sayarsak haftalardır Adalet Kalkınma Partisi sözcülerini, milletvekillerini, bakanlarını hep birlikte dinliyoruz. Ve az yiyin, az ısının, özellikle benzin istasyonlarındaki kuyruklar için araç bolluğundan ortaya çıkıyor gibi akıl tutulması konuşmaları üzülerek vicdanımıza sığdıramayarak izliyoruz. Görüyoruz ki her fırsatta milletin egemenliğinin arkasına sığınanlar milletin halinden bir haber duruma gelmişler. Türkiye'de bugün ekonomi freni patlamış bir kamyon gibi yokuştan yuvarlanıyor. Bunun sorumlusu sizsiniz. Milleti ateşe attınız. Her şeyi ben bilirim. Ekonomiyi ben bilirim diyen anlayışınız bu ülkeyi ateşin içine attı. Biz yetkiyi aldığımızda faizi düşüreceğiz. Onunla, bununla, şununla nasıl uğraşacağız dediniz. Dolar o günden bugüne 3 katına çıktı. İşçi, çiftçi, emekli, genci, yaşlısı 84 milyon yoksullaştı. Enflasyonda Avrupa birincisiyiz. İşsizlikte rekor üstüne rekor kırıyoruz. Enflasyon rakamlarımız hızlıca 3 haneli rakamlara doğru gidiyor. Bütün bu yaşananlar sonrasında Adalet Kalkınma Partililer çıkıyor. Burada pembe tablolar çiziyor. Merak ediyorum, sadece yandaş kanalları mı izliyorsunuz? Gördük, sokak röportajlarından da korkuyorsunuz. Röportajcı arkadaşları eve hapsetme niyetindesiniz. Ama siz hiç markete de mi gitmiyorsunuz? Hiç pazara da mı gitmiyorsunuz? Bu ülkede bebek maması alarmla satılıyor. Bu ülkede anneler yokluktan, yoksulluktan süte su katıp çocuklarına veriyor. Bu ülkede babalar çocuklarına pantolon alamadığı için intihar ediyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Siz bunları görmezden geliyorsunuz. Sorumluluktan kaçıyorsunuz. Bir de yeni bir mesele çıktı. Ekonomik model. Bir ay önce ne ekonomik model vardı ne başka bir şey vardı. Buradan sormak istiyorum. 12 Kasım'da bütçeyi komisyona sunan Lütfü Elvan vardı. Lütfü Elvan sizin bu ekonomik model yalanınıza ortak olmamak için mi istifa etti? Şimdi yeni bir ekonomi bakanı getirdiniz. Bu bakanın hiçbir ekonomi eğitiminin olmaması, hatta ekonominin yanından, sağından, solundan geçmemiş olmasının sebebi, ki yaptığı açıklamalarla da ortamı şenlendirecek gibi görünüyor. Dün dedi ki, ya siz en fazla işsiz kalırsınız, ben batarım, her şeyimi kaybederim. Her şeyini kaybetmekten korkuyorsan git şirketinin başında otur. Gelip ekonomiyi yönetmeye kalkma. Ama biz buradan anlıyoruz ki ekonomiyi bilmediği için bu işin başına getirilmiş. Ortaya bir Çin modeli atıldı. Şunun altını çizmek istiyorum. Eğer Çin modelinden kastınız Türkiye'yi ucuz iş gücü cennetine çevirmekse bunu zaten başardınız. Türkiye bugün asgari ücreti baz aldığımızda Çin'den daha geri bir durumda. 10 yılda Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokuyordunuz ya 2023 yılında. Bugün Türkiye ucuz iş gücünde Bangladeş'le yarışıyor. Yani sizin modeliniz Çin değil, sizin modeliniz Bangladeş. Değerli arkadaşlar, ama eğer Çin'in otoriter yönetimine hevesleniyorsanız bu konuda da çok başarılısınız. Demokrasiyi, özgürlükleri, insan haklarını, hukuku ayaklar altına aldınız. Zaten 19 yılda ülkemizi Çin'in, Hindistan'ın, Rusya'nın içinde olduğu otoriter ülkeler ligine taşıdınız. Bu konuda kitap yazılabilirsiniz. İsmini de ben önereyim. 20 yılda bu ülkeyi nasıl batırdım? Sizde bu zihniyet olduğu sürece değerli arkadaşlar, bu inat olduğu sürece, herkesle inatlaştığınız sürece, öngörülemeyen, güven vermeyen ekonomi politikalarınız olduğu sürece hiçbir model çalışmaz. Ama aklınızı başınıza alın. Biz bu ülkenin emekçilerini, gençlerini sizin ucuz iş gücü hevesinize kurban etmeyiz. Biz bu ülkenin gençlerini Amerika'ya, Avrupa'ya hizmetkar, ırgat etmeyiz. Değerli arkadaşlar, emin olun ne yaptığınızı siz de bilmiyorsunuz. Milletin parasıyla deney yapıyorsunuz. Kaybettiğinizi görüyorsunuz.
Bütün tuşlara basalım, bakalım ne olacak diyorsunuz. Eğer Çin'e örnek alsaydınız, teknolojiye, Ar-Ge'ye, eğitime, insana, katma değer yaratan sektörlere yatırım yapardınız. Türkiye'nin bir yılda Ar-Ge harcaması ne? 55 milyar TL. Dolara çeviremedim utandığımdan. Çin'in bir yıllık 2020 yılı Ar-Ge harcaması ne? 370 milyar dolar. Hadi burada küçük bir hesap yapalım. Bizimki 4 milyar dolar bile değil. Utanıyorum. 4 milyar dolar yatırmamışız Ar-Ge'ye ama büyüyeceğiz. 18 yıllık Adalet Kalkınma Partisi iktidarında gayri safi yurt içi milli hasılada Ar-Ge'nin payı sadece 1.09 olabilmiş. Çin'in teknoloji dev bir şirketi var, Huawei. Hepiniz biliyorsunuz. Yılda Ar-Ge'ye ne harcıyor biliyor musunuz? 20 milyar dolar. Yani koskoca Türkiye'nin 5 katını bir Çinli şirket harcıyor. Dünyada Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan 2500 şirket var. Bunun 536'sı Çinli. Sadece 6'sı Türkiye Cumhuriyeti şirketlerinden. Peki en çok yatırım yapan şirketi ne yapmaya çalışıyorsunuz? FETÖ darbe girişiminin finansörü olduğunu söylediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri'ne satmaya çalışıyorsunuz. Yalanladınız şimdilik. Şimdilik yalanladınız. Ama aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Nasıl katar katar bu ülkenin değerlerini Katar'a sattıysanız, nasıl tank palet fabrikası gibi stratejik bir kuruluşu peşkeş çektiyseniz ve 2018'de TSK envanterine girecek dediğiniz tanklar ortada yoksa, nasıl Türk Telekom'u, belki siz unutmuş olabilirsiniz ama biz unutmadık, birilerine peşkeş çekip işini boşalttıktan sonra getirip milletin sırtına yük ettiyseniz yine her şeyi yapabilirsiniz. Babalar gibi satarsınız, memlekette taş üstünde taş bırakmazsınız. Ben buradan MHP grubuna sataşmak istiyorum. Değerli grup başkan vekilleri, milletvekilleri, size soracak sorularım var. Bu ülkede daire fiyatına fabrika satıldı mı? Bu ülkede kasaları para dolu fabrikalar satıldı mı? Bu ülkede kitlerin gayrimenkulleri yandaşlara hediye edildi mi? Çıkıp buradan bunun cevabını verin. Ya da internet sitesindeki şu raporları kaldırın, özelleştirme raporlarını. Gerçi biz hepsini indirdik ama siz yine de kaldırın. Ya da çıkın bunun cevabını verin. Değerli arkadaşlar, 19 yılda yandaşa yatırım yapan, Katar'a güzelleme yapan, faiz lobilerine paraları verenler, teknolojiye, eğitime, bilime, araştırmaya tek kuruş yatırmadılar. Biz buradan kürsülerden yalvardık. İnşaata yatırım yapmayın. Teknolojiye, bilime, insana, araştırmaya yatırım yapalım dedik. Buraya çıktı, büyük laflar ettiler. Biz teknoloji satın alan değil, teknoloji üreten ülke olacağız dediler. Bırakın teknoloji ihraç etmeyi, en basit teknolojiyi alamaz hale geldik. Ay'a gidiyoruz dediler. Otomobil fiyatları o kadar arttı ki millet yaya kaldı. Yaya ne ayı, yaya kaldı millet. Değerli arkadaşlar, 21. yüzyılda herkes interneti temel bir hak olarak sunmayı konuşurken biz üniversite öğrencilerimize pandemi döneminde interneti kotayla veriyoruz. Bunu komisyonda sorduk, soru önergeleri verdik, direkt bakana sorduk, bir türlü cevap alamadık. Çünkü cevabı vermek istemiyorlar. Çünkü şunu söyleyemiyorlar, gençlere hızlı, kotalı interneti verecek altyapı yatırımını yapmadık diyemiyorlar. Fuat Oktay konuşmasında 2022 bütçesi inovasyonun, teknolojinin durmadan ilerleyen Türkiye'nin bütçesi olacak dedi. Sanırım Fuat Oktay'a farklı rakamlar vermişler ya da bizim önümüzdeki rakamlar farklı ya da Adalet Kalkınma Partisi'nin sözcüleri kürsüye çıkıp La Fontaine'den masallar okumayı alışkanlık haline getirmişler. Sayın Oktay bilmiyorum farkında mı? Sadece pandemi döneminde 4 milyon çocuk eğitimden uzak kaldı. Mehmet Cengiz'in 30 defa borcunu sildiniz, vergi borcunu. Bir hesap yapın. Sildiğiniz vergilerle kaç tane öğrenciye bilgisayar ve internet sağlayabilirdiniz? Kim bu Mehmet Cengiz? Kim Colin? Kim Kalyoncu? Kim bunlar 84 milyon vatandaşımızın sırtından besleniyorlar? Vallahi bu ülkenin durumunda ilerleyen bir şey varsa o da sizsiniz.
yandaşlarınız. Tamamlayınız. Türkiye'de ilerleyen varsa sizsiniz, yandaşlarınız. Bu ülkede yıllarca dirsek çürüten, mühendis olan, doktor olan gençler ilerleyemedikleri için, emeğinin karşılığını alamadıkları için ülkeyi terk ediyorlar. Sözde teknolojide ilerliyoruz ya, Fuat Oktay anlatıyor, Varank anlatıyor. Değerli arkadaşlar, rakamlar yalan söylemez. Türkiye teknoloji ihracatında geriliyor. Oranımızda %2.7'ye düşmüş durumda. Bakın değerli arkadaşlar, lafla peynir gemisi yürümüyor. Artık Adalet Kalkınma Partisi iktidarının Türkiye'ye, gençlere, kadınlara, işçiye, çiftçiye, emekliye vereceği hiçbir şey kalmamış. Öngörüyorum ki bu Adalet Kalkınma Partisi'nin yaptığı son bütçe olacak. Gençler, kadınlar, emekçiler üzülmesin. Bundan sonraki bütçe bilimi, teknolojiyi, kadını, genci, çiftçiyi. Evet.